Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Deli Dürtenler Derneği Başkanı'ndan herkese selamünaleyküm. Bugün yine aklı yerinde olmayan, aklı başında olmayan bir insanın yapmış olacağı bir hareketle kapalı bir orman yoluna, kapalı bir tünel inşaatına giriş yapacağız. Çünkü bunun sebebi de geçen ormana girdim videosunda bir tünel inşaatı fark etmiştim ve bu tünel inşaatının girişi kapalıydı. O yüzden o gün altındaki motosikletle oraya girememiştim ve sizlere de sormuştum. Buraya girelim mi, burayı merak ediyor musunuz, eder misiniz diye. Ve tahminimden daha fazla sizler tarafından orayı merak ediyoruz diye yorum geldi. Ve tabi bunun üzerine Deli Dürtenler Derneği Başkanı olarak ben orayı çekmeden durur muyum? Durmam. Ve şu anda bir boşluk yakalamışken işten dedim oraya gideyim, oraya bir gireyim. Şu an CBF 150'nin üstündeyim. Zaten ancak CBF 150 ile girebilirdik oraya. Şu an Umut Tepe'ye fıtı fıtı gidiyorum. Bakalım oraya girebilecek miyiz en son ki... Hatta arkadaşlar ben hemen şu an o günkü kayda bir gireyim, bir hatırlayalım hep beraber nasıl bir yerden bahsediyorum. Çünkü belki de o videoyu izlememiş olanlar olabilir içinizde. Hadi şimdi orayı bir hatırlayalım, ondan sonra devam edelim. Dur bakayım. Normal yürüme olarak inilir de motorla şuradan girilir mi lan? Şu taşı şuradan alsam. Bakayım. Yavrucuğum sen bekle burada. Yok. Grenajları falan komple kırarız, yan grenajları. Buradan bu motor geçmez arkadaşlar. Burası olmadı. Ya şuraya kadar gelmişken şuradan da dönmek istemiyorum ama şu taşı kaydırsak şurada grenajlar da yer. Vitesli motor olsa sıkıntı yok, çıkarız da. Evet, hatırladığımıza göre arkadaşlar şimdi oraya gidiyoruz. O tünel inşaatının dibine kadar gireceğim. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer onun dibine kadar girdiğimde ki ana yoldan da orası göründüğü için eğer ki bir jandarmanın, bir polisin, gerçi burada polis olmaz, orası jandarma bölgesi ama bir jandarmanın dikkatini çekersek belki jandarma tarafından bir sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü girilmesi kapatılmış bir yola giren bir insanı görürse jandarma gider o insanın ne yaptığını orada sorgular. Ha, öyle olursa da sıkıntı yok. Hani ben kendim açıklarım derim. Yani böyle böyle yani vlog çekmeye, video çekmeye geldim. Onu atlatırız. Ondan yana sıkıntı yok. Sıkıntı şurada arkadaşlar. Halen daha YouTube'da abone olmayan insanlar var. Ya şu abone ol butonuna bir tıklayalım. Onun yanındaki çan işaretine bir tıklayalım. Ayrıca aşağıya açıklama kısmına link bırakıyorum arkadaşlar. Oradan benim sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Hatta etseniz de yani gayet de güzel olur. Çünkü orada bir türlü yükselemedik. Hala şöyle söyleyeyim. Halen daha Instagram'da bir video paylaştığım zaman, yani YouTube'da video paylaştığım zaman Instagram'da bunun haberini veriyorum ya. Yukarı kaydır mevzusu var arkadaşlar. Hani diyorlar ya Instagram'da video paylaşan, YouTube'da paylaşan. Ya toparlayamadım. Ne bileyim yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine diyemeyeceğine hiçbir şey. YouTube'da video paylaşıp Instagram'dan haberini veren insanlar yukarıya kaydırın diyor yani hikayeyi. Onu diyebilmek için 10.000 takipçinin üstünde olmak gerekiyor. Instagram'ın da böyle bir durumu var. Ben de daha 10.000 takipçiye gelemediğim için Instagram'da onu yapamıyorum. Yani 3 senelik YouTube kanalı sahibiyim. Hala Instagram'da 10.000'i bulamadık. Bu benim hatam mıdır? Yani oraya çok aktif tutamamam mıdır? Ya da ne bileyim insanların takip etmememesidir bilmiyorum ama orası 7.000'de kaldı. Orayı bir arttıralım arkadaşlar. Ha, çoğu insan bana şey diyor yani bot bas. En azından 10.000'i bir tık geçecek şekilde az bir bot bas. En azından yukarı kaydır falan yaparsa ben gerek görmüyorum arkadaşlar böyle şeylere. Benim hem YouTube'daki takipçi sayım yani sizler hem Instagram'daki beni takip eden insanların hepsi gerçekten %100 doğal, organik insanlar. Hiçbir türlü yalan, hiçbir türlü dolan sahte takipçi bende yok olmazdan. Neyse şimdi bu konuyu da söylediğimize göre yapıştırmaya devam. Şuradan bir viraj dönelim diyeceğim de abi motor gitmiyor ki ya. Yemin ederim büyük motor sürmeyi çok özledim var ya. Ha, ne zaman alırım, ne zaman binerim bilmiyorum ama. Ha bu arada arkadaşlar en son çıkışımızda nasıl çıkmıştık? Üstümüzde deri mont, altımızda şort terlik. Şimdi nasıl çıkıyoruz? Şöyle göstereyim. Kış moduna geçtim arkadaşlar. Alt tarafta diz örtüsü. Burada elcüklerimiz. Üstümde üst yağmurluk. Alt tarafımda eşofman. Ayağımda spor ayakkabı var. Hani bot giyecektim. Baktım hava yağmurlu değil. Aslında yağmurlu bir havada çıkmayı daha çok isterdim ama böyle denk geldi. Ne yapalım? Bu sefer de böyle olsun. Ha şeyi de soruyorsunuz arkadaşlar. Kartepe videosu hiç gelmiyor. Ya Kartepe kar yağmadıktan sonra bir anlamı yok benim için. Hani öyle boş boş çık gez derseniz çıkar gezeriz ama hani kar yağsın bir macera yaşayalım. Hem belki bu sene arkadaşlar motorun lastiklerine bir şeyler yapıp karda CBF kullanabilirim. Bakalım o zaman o dönemler bir gelsin.
o anki durumlara göre değişik videolar çekelim diyorum. Şimdi pek de bir yolumuz kalmadı. Şu an hemen hemen yaklaşık 5 dakikaya bahsettiğim yolun girişinde oluruz. Ha bir de şey diyeceğim arkadaşlar size ya. Dur bak buradan görünüyor mu? Vizörümü az daha kapatayım. Aşırı rüzgar var. Buradan görünmüyor herhalde ama birazdan ben size göstereceğim. Hani bu ormanlarda böyle aralarda boşluk yollar oluyor. Ne deniyordu ona ya? Yangın müdahale yolu mu? Öyle bir yol diyorlardı ona. Hani bilirsiniz. Zaten birazdan... Ha bak mesela şu an ben gördüm mü? Siz kamerada göremiyorsunuzdur. Onu soracağım arkadaşlar size. Ben hayatım boyunca o yol hep merak etmişim diye. Hani Umuttepe'deki yol diye demiyorum. Her yerde görürdüm öyle yolları. Ya işte bu yolu motorla çıkabilir miyiz falan. Hani altımızda bir cross olsa ne güzel çıkarız falan diye. Hep düşünmüşümdür. Eğer ki sizler o tür bir yola çıkmamı istiyorsanız yine yorumlar kısmında belirtin. Öyle bir yola çıkıp orada da bir vlog çekeyim. Yani benim içimde öyle bir video çekme isteği var. Tabii sizlerden de gerekli desteği, motiveyi görürsem çıkarım. Hatta şimdi birazdan size öyle bir yol göstereyim. Bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu senenin başında Deli Dürtenler Derneği Başkanı olarak deniz sezonu açılmamasına rağmen yani daha deniz buz gibiyken Karadeniz'e girmiştim. Şimdi Kasım ayındayız. Kasım veya Aralık ayı içerisinde tekrardan bir denize gireyim mi? Eğer ki gir diyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Hani şeyi düşünmeyin ya hasta olursun boşver onu düşünmeyin arkadaşlar. Bir şey olmaz. Eğer ki gir derseniz yazın yani yorumlarda. Dayı ne yapıyorsun dayı? Yorumlarda belirtin. Oraya da hatta Kandıra'ya Karadeniz'e gider denize gireriz. Yani yorumlarınıza göre şekillendiririz o videoları da. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi kaydı kapatmayayım ya böyle akıcı bir video olsun. Zaten son dönemlerde şey yapmaya başladım hani video elimden geldiği kadar az kırpmaya başladım. Şurada ufak bir ayarsızlık var şimdi bir ayarlayayım. Bakıyoruz. Düzelsene lan. Hah bir nebze düzeldi. Ya bu dizi örtüsü çok böyle güzel bir şey. Hani insanı acayip böyle soğuktan koruyor. Ha, yağmurdan koruduğu tartışılır. Şahsen yağmur yağdığı zaman yağmurluğumu giymeden ben şahsen hani buna güvenip yağmurlu da çıkmam. Ama soğuktan, rüzgardan çok iyi koruyor. Heh, bakın arkadaşlar gördünüz mü şu karşımdaki yol var ya. Bunlar hani yangın müdahale yolu mu ne öyle bir şey diyorlar buna. Ve tabi aynı zamanda orman yangınlarının birbirlerine sıçramasını da engelliyor. Bakın şu yollar arkadaşlar. O tür bir yola gireyim mi? Eğer ki gir derseniz yorumlarda belirtin. Öyle bir yola da gireyim. Bence gayet de güzel olur. Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi buradan orası görünüyor ya. Buradan bir jandarma ya da bir vatandaş oradan buradan beni görüp şikayet edebilir. Hoş geç etse de bir şey olmaz. Hani jandarma bir yaptırım uygulayamaz da. Sıkıntı olmaz ya. Siz istiyorsanız yazın arkadaşlar. Hatta ben gireceğim oraya ya. Ben orayı merak ettim. Ben oraya gireceğim arkadaş. Ama neyse şimdi bu videomuz tünel inşaatı. Oradan geçeceğiz, hoplayacağız, ineceğiz aşağıya. Bakalım o tünel inşaatında ne var ne yok. Gerçekten merak ediyorum orayı. Ve içimde öyle bir his var ki kesinlikle de jandarmayla temas kuracağız. Gibime geliyor. Bakalım hayırlısı. Şöyle ben de sollamaya çıkayım. Çünkü adamın egzozundan çıkan o pis yakıt kokusu bunalttı beni iyice. Şimdi bu Clio sola dönebilir. Trafiği okumak önemli. Bir sollayalım. Şimdi ha tünel inşaatını ben gördüm arkadaşlar. Ben şu an gördüm. Hadi bakalım. Ha bir de şey soranlar var. Bisikletle KTP'ye çıkacaktım. Ne oldu? Arkadaşlar onun için de yine böyle karlı zamanları bekliyorum ya. Hadi hani güneşli havada çık derseniz de yazın da. Hani yorumlara yazın da ben oraya hani yine kar böyle lapa lapa yağarken olmasa bile ince ince yağarken çıkmayı bu havalarda çıkmaya göre daha çok tercih ederim. Yani çıkacağız ama ondan yana bir sıkıntı yok. Ha çıkacağız derken çıkmaya çalışacağız. Hani nefesim tükenir de çıkamazsam orası başka bir şey. Ama çıkmaya niyetliyiz tabii ki de. Şurada azıcık viraj yapalım mı ya? Oo, yatır 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 yat 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 yat. Ulan büyük motorumuz varken ne güzel videolar çekiyorduk ya. Arkadaşlar bakın gireceğimiz yer şurası. Tünel inşaatı. Dur orada birileri mi var lan? Kesemedim ama. Arkadaşlar arada böyle gırç 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 gibi bir ses geliyorsa ön takımdan geliyor. Şeyden fren kaliperinden geliyor. Onun siparişini verdik o değişecek. Hatta o ön takımın şu an düzensizliğinden dolayı kilometre dediktörü yine bozuldu. Motorumuz şu an kilometre sayamıyor. Onu da değiştireceğiz.
Şu an hani belki de hani iç mikrofonda olduğumuzda ses gelmiyordur ama geliyorsa diye açıklamasını yapmış olayım dedim. Arkadaşlar çok az bir yolumuz kaldı bu arada. Gireceğimiz yer, bakayım buradan da görünüyor. Görünmüyor. Evet. Neyse gittiğimizi göreceğiz zaten. Şimdi buradan sağ tarafa dönüyoruz. Bir de şimdi buraya kadar gelmiş ya, şeyleri keşfetmek istiyorum. O yangın müdahale yollarına nereden giriliyor? Şurada itfaiye var, onu sorsaydık acaba. Şimdi bakın arkadaşlar, şuraya gireceğiz. Ya zaten kapalı bir tünel inşaatı ama yani merak yani insanın başına ne gelirse de meraktan gelir gerçi ama merak yani. Gideceğim bakacağım abi orada ne var. Ve bu yolu niye kapatmışlar? Ha niye kapatıldı hoş belli gerçi de. Geçen videomda da söylemiştim. Hani uygunsuz ya uygunsuz demek de doğru olmaz gerçi de. Yani bu tür yerlerde yapılması uygunsuz faaliyetler oluyor arkadaşlar. Artı 18 falan. İnsanların onu yapabileceği güzel sote bir alan gibi duruyor. Belki de o yüzden orayı kapattılar, bilemeyiz. İnşallah en son bıraktığım gibi duruyordur ha. En son bıraktığım gibi ise CBF'le rahat girerim. Eğer değilse ayva yedik. Bir de şu karşı yoldan çıkabilir miyim ya? Arkadaşlar onu da deneyelim. Bak şu karşıdaki yol var ya. Biraz akmış gerçi o yol ama. Ne biraz lan, bayağı akmış. Şimdi evet. Yolun başlangıcına geldik arkadaşlar. Bu arada ben bir kaydı kontrol edeyim ya. Olur ya, belki kayıttan mayıttan çıkar kamera. Ulan şu an diz örtüsü olması daha iyi daha. Evet. Arkadaşlar yolun girişi burası. Ve ben buradan çok rahat geçerim. Ben buradan var ya aşırı rahat geçerim. Şimdi sağa solu kontrol edelim. Bir kolaçan edelim. Kimse yokken girelim. Çünkü buradan biri görüp bizi şikayet etmesin. Gelen giden var mı? Yok. Dur bakayım. Şu an biraz zorlandı motor. Ha. Nasıl yapsak? Çok hızlanıp bir de oradan uçurumdan aşağı uçmak var ha. Başka da geçiş yok. Buradan geçtik geçtik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuradan geçeceğim. Olmadı elimde de geçiririm motoru ya. Dur bakayım etrafta insan var mı? Yok, yapıştır. Ben de diyorum motor niye gitmiyor? Düz örtüsüne basıyormuşum. Evet. Arkadaşlar girdik. Bundan sonra burası bizim. Evet, bir sıkıntı var mı motorda? Yok. Şimdi o gün o kadar merak ettiğimiz, ulan burası ne ola ki dediğimiz, burayı niye kapatmışlar dediğimiz yola girdik arkadaşlar. Muradımıza erdik. Ben erdim daha doğrusu. Düz örtüsüne basmıştım, kaymış. Aa, düz örtüsünü yırtmışız. Yapma be, alttan yırtılmış. Lan niye yırtıldın ya? Tüh. Neyse sıkıntı yok. Orada zaten ayakkabı hizasına geliyor. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bir düz örtüsünü bir videoya feda ettik. Sıkıntı yok. Canınız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Bak daha önce buraya motosiklet girmiş. Bak lastik izlerini görüyor musunuz? Buraya daha önce motosiklette girmişler. Hatta bir şey diyeyim mi? Yeni ha bu izler. Eski de değil ha. Çünkü bu izler eski olsa bunlar şeyde silinirdi. Yağmurda falan. Silinmediğine göre demek ki bu izler yeni. Bak ne güzel de yol açmışlar buraya. Tünel inşaatını yer ama sonradan kapatmışlar. Arkadaşlar şu yolu diyorum, oradan çıkabilir miyiz geri? Çıkamazsak geldiğimiz yerden çıkarız. Hoş gerçi sıkıntı yok da. Abi bu düz örtüsü bu kadar dandik bir şey miydi ya? Çat dedi gitti yırtıldı. Neyse. Şimcik. Burada jandarma bizi görse de gelemez ha. Vallahi gelemez. Nasıl gelecek ki? Ben zor girdim zaten. Ve burada motorun başına ya da benim başıma bir şey gelirse de beni kurtarmaya da kimse gelemez ha. Bak o da kötü. Onu da hiç düşünmedik. Abi o yola giriş nereden acaba ya? O yola giremeyiz gibi geliyor arkadaşlar. Ha tabii ki de siz Deli Dürtenler Derneği Başkanısı kardeşim gir derseniz onu da değerlendiririz. Şimdi tünel inşaatına geldik. Şuradan aşağı bir yol. Neyse dur, ona dönüşte bakarız arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Ve bir şey diyeyim mi? Yağmurlu havada buraya bu motorla çıkamayabilirdik. Şu an bile yerler kötü. O yüzden iyi ki güneşli havada gelmişiz.
Ha evet. Muradımıza erdik. Abi burası şimdi ne ola ki? Buradan tünel geçecekti de sonradan iptal mi oldu? Ne oldu burası? Ne burası ya? Motoru park edelim. Şurayı bir keşfedelim, inceleyelim. Hadi bakalım. Bu arada nerenin yırtıldığını da göstereyim size. Ha, cırtladığımız yerden yırtılmış. Tabii doğal. Orayı böyle gerdirirsen yırtılır, yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakayım etrafta jandarma falan bir şey bizi izliyor mu, yok. Buraya böyle tünelin girişini yapmışlar. Devamını yapmadan bu inşaatı kapatmışlar. Herhalde yol iptal mi oldu ne olduysa. Bu yukarıdan şeyi geçiyor arkadaşlar. Kuzey Marmara Otoyolu geçiyor. Belki de onun içinde. Ama buradan bu tünel çıkıp buradan nereye gidecekti ki ya? Enteresan. Acaba Umuttepe bağlantısı mıydı? Ya da olacak mı? Bilmiyorum ki. Bu arada ben güzel bir kapak fotoğrafı çekeyim. Şimdi videodan SS almayla uğraşmayalım. Bakalım. Arayan soran yok. Şimdi. Dur. Bir uzak moda geç. Tamam. Kapak fotoğrafımızı da çektiğimize göre arkadaşlar. Heh, şimdi bak şurayı da göstereyim size. Hani dedim ya yol yol yol. Şu yol. Şuradan şuraya şöyle bağlantı vardı. Orası akmış. Ama ne yapalım? İnip test edelim. Test etmeden bilemeyiz. Bu arada o yangın bölüm... Yangın neydi ya o? Yangın müdahale yolları nerede kaldı acaba? E ne yapalım arkadaşlar? Tünel inşaatının girişi de böyleydi. Ben videoyu kapatmayayım. Hadi gidelim şimdi o aşağıya bir bakalım. Eğer çıkabilirsek şu karşıdan ana yola çıkacağız. Çıkamazsak geri döner geldiğimiz yoldan çıkarız. Ulan buraya gelirken diz ortasına sökmeyi düşünmüştüm ha. Rahatlık için sökmemiştim soğuk hava diye. Neyse. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii temennilerimizden bir tanesi de motora bir şey olmaması. Hop taşın üstünden geçtik. Şu an burada motora bir şey olursa bu bizi üzer. İyi üzer hem de. Vay be. Bu betonları nasıl atıyorlar acaba? Şey mi? Çok sulu beton yapıp üstten aşağı dökme şekliyle. Hani ancak öyle olurdu, başka nasıl olacak ki? Şimcik. Bak yerdeki izleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar motosiklet izleri. Biri zaten benim, bak şu mesela şu benim. Ama etrafta bak birkaç tane daha var. Buraya daha önce motorla girmişler. Ama büyük ihtimalle buraya crossla girmişlerdir. Şimcik. Haydi. Oradan giremeyiz ki. Ama gitmeden de bilemeyiz ki. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Sazlık mazlık bayağı bir şeyler var. Şu aradan motor geçer mi? Bu aradan tır geçer, tır. Yerler yaş. Ulan delidir tenler derneği başkanına buralar koyar mı ya? Ama orası çok dik be. TBF 150 çıkar gerçi ya. İzmir'deki en dik rampaları benim kiloma rağmen çıkıyor. Orayı da çıkar bence. Ama tabii bu yol kullanılmaya kullanılmaya belki bazı yerler akmış, belki bazı yerler iyice kapanmış olabilir. Zaten görüyorsunuz hani yolun namına da bir şey görünmüyor da biz de gidiyoruz öyle bakalım. Harbiden deli dürttü yani. Evet. Şuradan şuradan. Diz örtüsü olduğundan, lan ne kadar diz örtüsünden bahsettik ya. Diz örtüsü olduğundan arkadaşlar bacaklarıma da herhangi bir ot mot bir pislik bir şey gelmiyor. Ben bir şey değil mi, bak burada da lastik izleri var ha. Ulan buraya kim girdi ya? Benden başka deli var mı lan İzmit'te böyle? Demek ki var. Deli deliyi görünce neyi saklardı ya? Tövbe estağfurullah. Deli deliyi görünce çamağını mı saklardı? Öyle bir laf vardı. Allah göstermesin. Şurada bir lastiğe bir şey olsa var ya. İyi iyi. Yani ayvayı yedik. Nokta cepek oluruz yani burada. Abi o yol ne kadar dik ya. Oradan nasıl çıkacağız ya? Abi %20'den fazla oran değil mi? Neyse. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ama yapma. Orası tıkalı. Aa çok kötü. Ben şu an bir yer kestim arkadaşlar, tıkalı. Bakalım oradan geçebilecek miyiz?
Ya arkadaşlar şeyi sorayım ya, nasıl böyle izlemesi keyifli oluyor mu? Oluyorsa yazın ha yorumlara. Abi oradan çıkamayız ki be. Oradan nasıl çıkacağız ya? Orayı bir çıkarsak gerisi kolay aslında da. Dur bakalım. Allah yardım eder. Bu sağ yoldan mı gireceğiz? Evet. Yol dediğime bakmayın da yol mollu kalmamış yani. Girelim. Aa, orası yemeyecek arkadaşlar. Neyse yemezse de inelim dibine kadar ya. Hani dedim ya, yol akmış olabilir diye. Bakayım. Aa, buradan öteyemez arkadaşlar. Şuradan geçerim de şurayı nasıl çıkacağız? Dur bakayım. Hemen bir kendi kendime bir istişare yapayım. Arkadaşlar dediğim gibi şuradan geçsek bile orayı yemez ya. Orası böyle oyulmuş baksanıza. İleriye doğru da bir yol gidiyordu. Hadi burayı iptal edelim. Zaten oradan çıksak bakın şuradan çıkamayız. Orası çok dik. Burayı iptal edelim. Oradan giden yola bakalım. O da olmazsa geldiğimiz yoldan geri dönelim. Motor buradan dönmez ki lan, batıyor. Aa, battı motor. Aa. Taşmaş koyaydım oraya iyiydi. Böyle olmayacak. Oraya bir taş koymamız lazım. Taş. Yassı bir taş. Oraya şu uygun olur. Arkadaşlar bu tür durumlarda motor batıyorsa şöyle altına taş koyun. Taşlı besleyin altına, taş kırılsın. Ama yine de tamam, bu kadar yeter. Buradan sonrası da artık motorun kendi çabalarıyla çıkar. Benzin koktu, benzin aktı kapaktan. Çok batırdık. Yavrum CBF be, daha keçisi be, nasıl çıkıyor be? Koçum benim. Aynayı nerede yamurttuk lan? Şu yolu merak etmiştim işte, şu yolu bir gidelim bakalım. Abi çünkü bak buradaki lastik izlerine güveniyorum. Burada bir lastik izi varsa bu yol bir yere çıkıyordur. Bak bak yol gidiyor gidiyor, gördün mü? Nereye gidiyor acaba? Arkadaşlar hani şimdi böyle duyar kasmak gibi değil de, yani belli bir emek var videoda, görüyorsunuz yani. Şu videodan da like'ınızı çok görmeyin be, ha bir yorumunuzu bir çok görmeyin be. Bak tünel inşaatı diye geldik, nerelere girdik. Abi çok keskin taşlar var. Abi yeni lastik izi var burada ya. Bu ne ola ki ya? Ben çok da onu merak ediyorum. Yalnız bu yol bir yere çıkmazsa var ya, üzülürüm. Üzülürüm ve büzülürüm. Baksana abi yerdeki lastik izine. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani kamerada görünüyor. Dur bakayım. Görünüyor ya. Bu arada 23 dakikadır kayıttayız ha. Çok uzun bir video olacak gibi. Ne gidiyor? Hayır. Şu an coğrafik olarak bu yolun bir yere çıkacağını düşünmüyorum. Ama çıkmalı da. Lastik izleri var yani. Aa arkadaşlar bak ne diyeceğim. Buraya gece girelim mi? Hani gir derseniz de gireriz yani. Ha, sıkıntı yok. Ama gece hepten sıkıntı. Burada fara çık gideceğiz. Direkt yoldan dikkat çekeriz. Aga bu yol nereye gidiyor ya? O değil, çok indik aşağıya. Eğer ki yol çıkmıyorsa var ya, hayvan gibi geri yol döneceğiz. Yerde grader izleri var. Hani bu paletli şeyler var ya, graderler. Onların izleri vardı yerde aynı zamanda. Ben niyeyse bu yol bir yere çıkmayacakmış gibi hissediyorum. Yani tahminlerim beni o yönde düşündürtüyor. İnşallah çıkıyordur tabii ki de. Çıkmıyorsa bu kadar yolu geri dönmek var ya, üyü. Hani derler ya arkadaşlar, adam öldürsen burada kimsenin ruhu duymaz. Aynı öyle bir yer ha. İşte yani yolu niye kapattıkları az çok belli oluyor. Şu an altında bir tane cross ya da ATV olmasını isterdim ya. Ne yardıra yardıra giderdik var ya. Tabi CBF'in lastikleri buna uygun değil arkadaşlar. Sürekli kayıyor, bakmayın videoda belli olmuyordur ama yerler nemli. Ne kadar güneş görse de bak şu otların parlamasından anlarsınız.
Abi halen daha bir motosiklet lastik izi var ya. Kim girdi la buralara? Bayağı aşağı indik arkadaşlar. Şehir merkezine yaklaştık neredeyse. Allah'ım Allah'ım. Videonun başlığı belli oldu ya. Ormanda kayboldum. CBF 150 ile tünel inşaatına girelim derken ormanda kaybolduk. Bir keresinde bir şey anlatacağım arkadaşlar şimdi size. Bir arkadaşımın kardeşi bir olaydan bahsetti bize. İşte bir arkadaşının annesinin mi babasının mı ne köyünde paranormal olaylar yaşanıyormuş. İşte olayı bize anlattı. Abi işte adres şurası şöyle, olay bu, ev bu falan filan diye. Biz de o gün bir fırsat bulduk, boş bir vakit bulduk. Benim biraderle beraber, Cem'le beraber, hatta onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. Şu an aşağı açıklama olarak, açıklamalara linkini bırakmışımdır kardeşimin kanalına. Onu da takip edebilirsiniz. Onunla beraber hadi dedim atlayalım, gidelim bir bakalım nasıl bir yermiş falan. Şeyde, Bolu Göynük'te. Gittik abi, bulamadık evi, bulduk falan filan derken bir şeyler oldu. Hani olay elimizde patladı, öyle diyeyim size. Geri dönmemiz lazım. Ve gittiğimiz yolu da çok beğenmedim açıkçası. Biladere dedim ki, oğlum dedim, buradan dedim geri döneceğimize düz devam edelim. Navigasyon ileride bir yerler gösteriyor bir medeniyet. İlla ki bir yerden çıkarız. En azından farklı bir yol daha keşfetmiş oluruz. Tamam abi de hadi gidelim. Altımızda da o zaman Fiat Marea var, benim eski araba. Arkadaşlar Göynük'ten girdim. Allah sizi inandırsın. O kadar çok kötü köy yollarından, o kadar çok kötü yayla yollarından. Hatta çoğu zaman yol olmayan, hani şu an gittiğimiz yolun bile iyi bir yol olarak düşünün. Hani o kadar kötü yollardan gittik ki Akyazı'ya çıktık. Yani o günkü temennimiz şuydu. İnşallah arabanın başına bir şey gelmez. İnşallah burada yolda kalmayız. Çünkü orada yolda kalsanız sizi oraya almaya çekici bile gelmez. Gelse bile hani 1000-2000 liradan aşağı paranızı almadan sizi merkeze indirmez. Belki ona bile gelmez. Öyle bir yer. Medeniyet görmeyi özlemiştik. Hani o kadar çok böyle psikolojimiz bozulmuştu o yoldan giderken. Ha şey diyebilirsiniz, kardeşim bilmediğin yola gitme. Ama bende hani böyle bilmediğimi, görmediğimi merak etme huyu var. Nasıl mesela cinleri çok seviyorum. Hani seviyorum dedim, merak ediyorum. Onları da görmediğim, bilmediğim için onları da sürekli böyle araştırıyorum falan filan. O tür yerlere gitmeyi seviyorum cart cart. Şimdi bu tür yollarda da bilmediğim yollara girmeyi seviyorum abi. Yeni yerler keşfetmek. Lan bu yol nereye çıkıyormuş falan. Bunları seviyorum. O yüzden şu an bu yoldayız ama aklıma da o Göynük'teki gittiğimiz paranormal vaka geldi. Lan bu yol nereye gidiyor ya? Ha bir de mesela şimdi demin girdik ya. Eğer yolun çıkışı öyle girişi kapalı bir yere gidiyorsa inşallah oradan da çıkabiliriz. Hala yerde lastik izleri var. Aha! Aha oraya geldik. Arkadaşlar burası orası. Şuradan size göstermiştim yani. Yangın bölme yolu falan. Oraya geldik. Ben şimdi bunun tepesine çıksam çıkarım. Zaten yol oraya gidiyor. Buradan aşağı gitmiyor. Hadi çıkalım. Motor çekmiyor lan. Ops, ops. Nereye lan? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Buraya çıksak, eğer ki çıktığımızda bir şey bulamazsak aşağı nasıl geri ineceğiz? Şu an ön fren tutmuyor. Yani salıyor motor. Tereddütte kaldım. Neyse çıkalım bakalım. Yani ben çıkalım diyorum da motor çıkmıyor ki. Aha düşüyorduk. Arkadaşlar burası yemiyor ya, çok dik. Şu an siz kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama burası aşırı dik. Şuradan kaptırsam. Gerçi yerde lastik izleri de yok. Yok arkadaşlar burası yemiyor. Şimdi daha fazla çıkıp inişimi de riske atmak istemiyorum. O yüzden hadi geri dönelim. Buraya kadarmış. Motorun gücü yetmedi ya. Ulan inşallah devrilmeyiz ha. Sakin, sakin. Yani siz kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama aşırı dik arkadaşlar. Çok aşırı dik. Oo, şu an canımı sıkıldı noktada biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar yolu geri döneceğiz. Ulan CBF 150 yemedi be. Çıkmadı arkadaşlar. Buraya daha kuvvetli bir motorla geleceğim. Artık cross olur ya da ne bileyim 200-250 cc bir şey olur. Buraya daha kuvvetli bir motorla geleceğim. Şimdi şu var. Çıkmaya, oraya kadar çıkıp bir şekilde çıkıp
inmeye yol bulamazsak oradan bir daha, bu yolu geri dönersek buradan aşağı inmek de çok sıkıntı olur. Şimdi bakalım. Yok be, inmeye ineriz aslında. Bir daha kaptırsak mı ya şuraya? Deneyelim mi? Deneyelim, ne olacak ki? Zaten buraya kadar gelmişiz. Bir de toprak sıkı değil. Toprak sıkı olsa... Yok arkadaşlar, zaten debriyaj da şu an biraz gitti. Bu motor burayı yemez ya, çok dik. Hani umarım kamerada da siz de ne kadar dik olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Burası yemedi. Yalnız şimdi şey yapacağım ya, üstten yağmurluğumu çıkartacağım. Çantaya koyacağım çünkü çok sıcakladım ama motor durmuyor. Hadi geri dönelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, Deli Dürtenler Derneği Başkanı'na yakıştı mı buraya çıkamamak? Yakışmadı ama motor çıkmıyor. Abi motor buraya nasıl çıkmaz ya? Biraz soğusun bakalım bir. Biraz soğusun. Kaptırırsam çıkar belki. Ya bir de çıktığında nereye gidiyor, o var. Vitesi mi benim birde değil bu? Niye yemedi burayı ya? Birde. Evet. Evet. Bayılma, 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 bayılma. Bayılma lan. Bayıldı arkadaşlar. Yemiyor. Şimdi buradan geri... Ana! Çok dik. Ana avradan hızlandırdım şimdi. Ön taraf acayip kayıyor. Arkadaşlar burada motoru bir yatırırsam aşağı kadar gider uçurumu uçarız. Yemedi la burayı. Ama da bakayım. Nasıl döneceğiz la buradan? Dur. Şöyle bir ufaktan stop ettirelim. Size yemin ederim, burası yürümeyle bile zor çıkılır. O kadar dik. Ulan. Tamam. Buradan sonrası bizim. Oy. Terledim. Ulan ne macera yaptık be. Ulan ben de beklemiyordum bu kadar macera. Bir de diz örtüsüyle geldik. İyice sıcakladım. İnmeye ineriz. Biraz vites, biraz yan fren. Biraz arka fren. Ama çıkmaya çıkamadık. Demek ki neymiş arkadaşlar? Videonun başında dedim ya, şu yangın müdahale yollarına girelim mi diye. Ona girin yazdıysanız eğer videonun başında, giremeyeceğiz. Yani inmeye inilir, çıkmaya çıkılmıyor. CBF 150'nin kalemi değilmiş arkadaşlar bu yollar. Yapacak bir şey yok. Allah belamızı vermeden geri gidelim. Evet. Oy. Çok şükür en azından motoru falan devirmedik ya. Oy arkadaşlar, şurada bir durayım. Asfalt sıkı, şey toprak sıkı. Üstümü çıkaracağım. Yandım. Of. Bir de yağmurluk giydim arkadaş, hava soğuk diye. Hırkayı da çıkaracağım, yandım. Ulan kamera kayıtladı ha. Arkadaşlar %20 şarjım kalmış. O yola girdiğimiz yerde çıkış yapacağım. Ama eğer oraya kadar şarjım yetmezse, şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak ufak gidiyorduk. Bugünün zararı bir diz örtüsünü yırtmak oldu. Önemli de değil. Sıkıntılı bir yer değil sonuçta. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani ben şu an hani tam keyif alamadım çünkü oraya çıkamadım. Oraya çıkabilsem ya da bu yolun ucu güzel bir yere çıkıyor olsaydı ya da normal yola bağlanıyor olsaydı sıkıntı yoktu, ama yol bir yere bağlanmadı. Hani buraya kadar boşuna indik. Şu an biraz keyfim kaçtı ama sıkıntı yok. Genel anlamda keyif aldım yani. En azından sizlere vermiş olduğum sözü tuttum. Tünelin inşaatına girmiş oldum. En azından onları yapmış olduk. Şimdi ufak ufak geldiğimiz yola doğru devam. Oy oy.
Şuradan da yol gidiyor da. Bu motor oraya sitesine çıktı. GBF 150 ile Enduro. Yapılır mı? Yapılmaz. Aha yapılmaz. Aha. Yapılıyor ya. Abi motorun gücü... Ya bu motor İzmit'teki enlik rampalara çıkıyor normalde. Hani belki bilenler vardır. Türbe Bayırı denen bir bayır vardır. Hani o Türbe Bayırı sokağın sonundan şeye çıkar, Akçakoca evlerine çıkar. Ben bu motorla oraya böyle böğür böğür çıkıyorum. Santral Bayırı'nda böğür böğür çıkıyorum. Hatta Santral Bayırı'nda ikinci, üçüncü viteste bile yiyor. Burayı yemedi. Ama şey de olabilir arkadaşlar, şu an motor yoruldu. Bayağıdır böyle kötü yollarda dur kalk dur kalk, yani yavaşla hızlan yavaşla hızlan, motor da yoruldu. Onun da etkisi var yani. Şimdi yerin dibine de sokmayalım. Ama arkadaşlar sizlere sözüm olsun ve sizler de yazın aşağıya. Daha kuvvetli bir motor denk getirdiğimde, tabi bu şahsi motorum olması lazım. El alemin motoruyla buralara giremeyiz. Ha tabi ki de motorunu verip al kardeşim gir diyen olursa gireriz, orası ayrı mesele de. Oraya 250 cc ya da 200 cc bir motorla girebiliriz arkadaşlar. Bak oranın motoru ne biliyor musunuz? CRF 250. MT25 de olur. Aslında hani 250 cc olması ya da RS2... Aa bak aklı var. RS200 de girebiliriz oraya. Ama yok ya. RS200 de yazık, buralara vurmayalım o motoru. Çünkü zaten o motorun hani biraz şaftı kaydı. Yollara girersek yani yanımıza biraz da şey almamız lazım. Sırt çantası ki dökülen parçalarını toplayalım. Bu da yemez o. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya yazın ya. Şey yazın aşağıya. Sonuna kadar izledik yazın. Bakayım ne kadar izlendi. Belki de şu an çıkışta bizi jandarma bekliyor. Fark etti bizi. Olabilir yani. Ya arkadaşlar İzmit'te böyle orman yolları çok fazla var. Tabii yolların sonunda tehlikeli şeyler de olabilir. Yani düşünsenize. Geçen mesela ormana girdiğimde bir tane minibüs vardı ormanın içinde. Ne iş? Sen oraya içmeye mi geldin? Fuhuşa mı geldin? Yoksa gelip birini öldürüp atmaya mı geldin? Yani bu işin tehlikesi de var. Tamam sonuçta hani çok da dağ başında dağ başındayız ya. Ama hani yine de şehirden çok dışarıda sayılmayız. Şimdi buradan çıktıktan bir dakika sonra karşımıza üniversite hastanesi, üniversite falan gelecek. Çok da şehir dışında sayılmayız yani. Ama yine de tehlikeli durumlar olabilir. Heh, şimdi videonun sonunda şunu toparlayalım. Sizden beklediğim yorumlar. Denize girelim mi? Bir. İkincisi bu demin çıkamadığımız rampayı kuvvetli bir motorla çıkmayı deneyelim mi? İki. Üçüncüsü videonun başında demiştim yani o yangın müdahale yollarına girelim. O iptal arkadaşlar. Zaten 250'lik motorla oraya gir derseniz o aynı kapıya çıkacak. Ama bak burada lastik izleri var ya. Ben bunu hala yıkamadım. Bunlar ne? Neyse. Onun dışında sosyal medya hesaplarımı takip etmeyenler var hala. Onlar bir takip ederse güzel olur. Kanala abone olmayı da unutmayalım. Öyle şeyler. Bu arada araç kiralama işi de yapıyorum biliyorsunuz. Eğer ki araç kiralamak isterseniz aşağıda numaram mevcut. Oradan beni arayabilirsiniz. Ve bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak şöyle bir şey vardır. Normalde bir yolu gidersin uzun gelir. Dönerken bildiğin için daha kısa gelir ya. Hani bence bende böyle oluyor. Şimdi bak demin o kadar yol geldik. Ama uzun geldi bana, bayağı uzun geldi. Hani bir yerden sonra dedim ulan nereye gidiyoruz artık, medeniyet falan filan hani görelim. Ama şimdi bak dönüş yolu çok kısa gelmeye başladı. Şu an hani geldik gibi bir şey neredeyse zaten. Gidemeyeyim lan ben. Yok gideyim. Artık motor düz yolda da gelmeye mi başladı diyecektim. Üf be. Şu an Kasım'ın ortasındayız ve ben yanıyorum sıcaktan. Allah'tan motorda çanta var da çıkarttıklarımı koydum oraya. Vıy akıl dışı değilmiş la buraya yağmurluk giyip gelmek. İyi ayağıma çizme falan giymedim. O yolu öyle bodozlama indik de inşallah bodozlama da çıkabiliriz. Bakın arkadaşlar şu karşıya giden yolun sapağına geldik. Gördünüz mü ne kadar hızlı geldik. Gerçi siz izlerken size aynı gelmiş olabilir de. Ben yolu yapan kişi olarak şimdi bir de şey var. Bilinmezliğe doğru gidiyorsun. Tamam hani bu... Belki şehir dışında bir yere giderken de geçerli olabilir ama şu an orman yolundayız. Bilinmezliğe gidilen yol nereye gidiyor şu an? Var ya bir gün şu merakımdan başına bir şey geldi. Bu motor orayı da yemez arkadaşlar. Orada çok dik. Yukarıda acayip dikleşiyor. Siz görmemişsinizdir ama. İşte öyle yani. Ne diyordum? Ha. Şimdi bilinmezlik de var ya. Gidiş her zaman daha uzakmış gibime geliyor. Bu arada şurada çok bozuk bir yerden geçmiştik. İnşallah oradan da rahat geçebiliriz şimdi.
Jandarmayla temas etmeyi istiyorum şu an ya. Böyle videomuzda bir renk olsun. Şöyle bir kırmızılı mavili bir renkler olsun. Ama zannetmiyorum aynı zamanda. Bir şarjıma bakın. %9 şarjım kaldı ve 40 dakika olmuş. Bu %9 şarj beni çıkışa götürür. Götürmezse de arkadaşlar şimdiden hakkınızı helal edin. Eğer ki videoyu izliyorsanız burada kalmamış çıkmışımdır. Eğer videoyu izleyemiyorsanız zaten hiçbir şeyden haberiniz yoktur. Ama bir şey diyeyim mi, bak buraya neye gelinir biliyor musun? Aşağıda ufaktan bir su kaynağı da vardı sanki. Bak buraya şeye gelinir arkadaşlar, pikniğe. Böyle 2-3 arkadaş, ana 2-3 arkadaş böyle dolduracağım motorun şeyini, çantasını. Geleceğim burada mangal falan filan. Oh mis. Ulan mangal yapacak yer kalmadı da buraya mı gelinir ya? Evet, tünel inşaatını gördük. Şimdi oradan yukarı sapacağız. Evet, doğru yerdeyiz, doğru yoldayız. Şu sazlıkların içinden geçmiştik. Şuradan şöyle şöyle ağzıma burnuma girme. Evet, tünel inşaatını bir kez daha gördük. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar umarım siz de benimle beraber merakınızı gidermişsinizdir. Gerçekten o gün içimizde ukde kalmıştı. Ama bugün içimizdeki merakı gidermiş olduk. Etrafta bir jandarma aracı göremiyorum. Bakalım yukarıdan alacak. Bak ne güzel yolunu da yapmışlar ha. Ama demek ki o tünel şey olabilir bak mesela. Kuzey Marmara'dan geliyorsun, Umuttepe'de işim var. Hastane, üniversite falan. Direkt Umuttepe çıkışı falan. Bak güzel olur. Umuttepe'den otoban girişi. Ama işte niye burayı tamamlamamışlar? Hayret. Bir daha şarjımı kullanıyorum. %8. 42 dakika. Ve videoyu hiç kırpmamış olabilirim arkadaşlar. Hiç. Çünkü bu tarz videolarda kırpma taraftarı değilim. Doğal akışında izleyin abi. Ha bir de bak size sormam gereken sorulardan bir tanesi. Buraya gece gireyim mi? Ben bir sıkıntıyı göze alıyorum ya. Gireyim mi girmeyeyim mi? Ve girersem nereye kadar gireyim? Hani tünel inşaatından geri mi döneyim? Yoksa bugün o dolaştığımız yolu dolaşalım mı? O ne lan yerde? Uzun. Bir hayvan uzun zannettim. Şimcik. Biz nereden girmiştik abi? Şuradan. Nereden çıkacağız? Oradan. Mantıken. Yavrum benim be. Dağ keçisi CBF be. Şöyle bir park edelim. Videomuzun çıkışını yapalım. Şimdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Geçen de o skuturla gelişimde. Sabit dur lan. Buradan girememiştim. Granajlar falan kırılır diye. Ama tabi CBF'e koyar mı bu yollar? Koymaz. Geldik girdik. Umarım eğlenceli güzel bir video olmuştur. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır. Çay kahve çekirdek eşliğinde. Güzelce gitmiştir diye. Ümit ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Sormuş olduğum soruların aşağıda cevaplarını sizlerden bekliyorum. Kendinize çok cici davranın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.